Kripto sesli habere hoş geldiniz. Coyotoken 1.49 milyar SHIB yakarken Shiba Inu yakma oranı %30 bin arttı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Son bir saat içinde 1.49 milyardan fazla Shiba Inu, SHIB, yandı. Etherscan.io verileri, yeni ortaya çıkan token Coyo'nun, basın zamanından yaklaşık 13 dakika önce gerçekleştirilen tek kayıt işleminde 1.49 milyar SHIB'i daha sonsuza kadar dolaşımdan kaldırdığını gösteriyor. Tezza Decentra da bu işlemi tweet yoluyla onayladı. Devasa yakma işlemi, toplam Shiba Inu'nun yakma oranının 5 ayrı işlemle yalnızca 3.36 milyon SHIB'in yakıldığı son güne kıyasla %30.929,37 artmasına neden olmuştu. Bu, Coyo'dan son 7 gün içinde kaydedilen ikinci SHIB yakma işlemi. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Coyo, 9 Nisan'da ölü cüzdana 12.577 dolar değerinde şaşırtıcı bir 1.10 milyar SHIB gönderdi. Coyo, 9 Mart 2023'te özel olarak SHIB Asyap'taki piyasaya sürdü. Başlangıcından bu yana Coyo, Shiba Inu'nun devasa arzını 8.75 milyar SHIB azaltmasına ve onları birden fazla işlem yoluyla cehennem adreslerine göndermesine yardımcı oldu. Sadece SHIB yanıtları yeterli değil. Satoshi Kusama yakın zamanda bir telgraf sohbetinde Shiba Inu fiyatı ile yanıtlar arasındaki bağlantı hakkındaki görüşlerini dile getirdi. SHIB lideri Satoshi Kusama'ya göre, Shiba Inu'nun fiyatı yalnızca yanıtlara göre hareket ettirilemez. Bu nedenle Shiba Inu ekibi, SHIB'in benimsenmesini artırmak için yeni teknolojiler ve yardımcı programlar sunmaya çalışmaktadır. Ancak bu şekilde Shiba Inu fiyatları herkesin istediği önemli bir yükseliş görebilir. Basın an itibariyle Shiba Inu, son güne göre %3,27 artışla 0.00001131 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 255,90 milyon dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.